alayım mı? Şimdi ne kadar? 10 kilo un, tuz, 1 avuç mu? Yok, 250 gram da tuz. 250 gram. 2 yavru tam tuz. Bunu ondan suyla yoğuracağız galiba. Hı hı. Bu çullamanın... Tamam, ayarlarız tamam. Sıcak mı? Çullama da olacak bundan, bandırma da olacak. Ha, ikisi de olacak. Şimdi kabak koyuyorlar, kabak koymuşlar. Kabak mı koyacaklar? Bunda değil, yenicilerinde kabak vardı, cevin yoktu. Evet, adları farklı. Çullama deriz, onlar onu söylüyor. Evet. Cevizde daha yumuşak oluyor. Her yerin. Bu yemek. Evet, yemek. Kullanan ekmeğini tek tek yapalım. Şimdi pişirmiş marjolarım. Tam oluyor. Çulu mu? Bunun içine süt. Bismillahirrahmanirrahim. Yani patlamayı her tarafıyla yap. Ama bu çullama bir böyle bir topluluğumuzda. Günlerimizde falan yapmıyoruz. Böyle birbirimize gelme gelme bir günlerimiz olur. Onlar da yaparız. Düğünlerde? Düğünlerde patlosunu yapıyoruz. Neli? Baklava yapalım. Bunun için ne kadar süt koydunuz? Süt, yağ. Yarım litre süt, iki yumurta, yarım paket margarin, bir kabartma tozu koyduk. Dört ekmeği arası da ceviz için. Serpiyoruz. Lokma şeydi. Hani böyle lokma. Evet evet bandım. Banduma diye var ama. İşte o. Bandumanın ceviz. Çullamanın. Çullamanın. Çullamanın cevizi. Çullamanın bu tatlının. Bandumaya? Bandumaya bizim şimdi cevap. Çullamacı. Bandurma. Bir kere daha bayanlar. Bandurma. 70-80 çekim. Dördüncü ekmek. Şey yufka ve son ceviz. Evet. Şu an çullamamızın şerbeti kaynıyor. Çullama şerbeti için ne yaptınız peki? 4 bardak şeker, 3,5 bardak su koydum. Şu an kaynatıyorum çullamamızı. Limon? Limon inecek. Yarım limon katacağız. Anladım. Pişirdiniz. Hı-hı. Ondan sonra da kestiniz. Kestik. Şerbeti koyduk. Tamam, şerbet üstüne. Çok güzel görünüyor. Şerbetin onun ılık olması lazım. Şerbetin ılık olması veya... Birisinin ılık olması lazım, birisinin sıcak olması. Yani ya yufkanın ya da şerbetin. Şerbeti ılık olur. Güzel mi? Nasıl? Güzel mi? Ya, yedim hiç böyle şeyde. Aslında aşkı yapar. Hiç böyle şeydim bu arada. Yufkan aldın mı?